Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte cümle ögeleri konusunu 5 dakikada öğreneceğiz. Hazır mıyız sonuç Eladim benim? Hazır mı hocam? Harikasın tebrik ediyorum seni. Arkadaşlar cümle nedir? Temel ögeler, yüklem, özne, nesne, tamlayıcılar, vurgu, ara söz çok önemli bir konu. LGS'de de karşımıza gelen bir konu. LGS 2020'de sormuşlardı. LGS 2023'te de sorabilirler. O yüzden şimdi arkanıza yaslanın. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Birazdan da süremizi başlatalım ve hep birlikte mükemmel bir şekilde bu konuyu öğrenelim. Şimdi öncelikle cümle nedir konusuyla başlayalım. Öğrenciler dersi sessizce diye bir cümle olur mu Tonguç evladım benim? Hayır hocam. Olmaz çünkü bu cümlenin yüklemi yok. Yarın sabah buluşalım bu bir cümledir. Niye? Çünkü yüklemi var. Okullar bu hafta açılıyor. Açılıyor yüklemdir. Bu da bir cümle. Ahmet zeki bir öğrencidir. Zeki bir öğrencidir. Bu da bir cümle. Niye yüklem var? Geliyorlar bu bir cümle mi Tonguç evladım benim? Evet hocam. Harikası. Niye bak tek bir kelimeden oluşuyor ama yüklem olduğu için bu bir cümle. Ama yüklem yoksa cümle olmuyor. Öğrenciler dersi sessizce dediğimizde buraya 3 nokta gelir. Neden? Çünkü burada yüklem yok. Demek ki yüklem yoksa bu tren gitmiyor. Yani vagonlar var. Lokomotif yoksa tren gider mi Tonguç'cum? Hayır hocam. Gitmez. O zaman biz de buraya bir lokomotif çizmemiz lazım. Lokomotif yoksa loko lokomotif diyoruz biz buna. Lokomotif yoksa tren git. Yani buraya bir lokomotif çizersek, yüklem çizersek cümle cümle oluyor. Öğrenciler dersi sessizce dinliyor dediğimizde dinliyor kelimesi yüklem oluyor ve biz buna cümle diyoruz. Herkes maçın sonucunu merak ediyor. Bak burada merak ediyor yüklem. Neden? Birleşik fiil. Sadece ediyor yüklem diyemezsin. Burada ise yüklem cümlenin başında. Bak devrik cümle olduğu için cümlenin sonuna değil başına gelmiş. Burun kıvırıyor, deyim yüklem olmuş. Türkiye'nin en kalabalık şehridir. Burada da ne yüklem olmuş? Bir isim tanıması yüklem olmuş. Sınıfımızın en çalışkanı sensin dediğimizde de sensin zamiri yüklem olmuş. Bu arada şehridir değil şehridir olacak. Gelelim temel ögelere. Yüklem olmayınca cümle olmuyor dedik ama temel ögelerin de ne olduğunu bilmemiz lazım. Hani Messi vardır Tonguç Eladı benim. Bir de Ronaldo vardır. İşte cümlenin en temel ögesi Messi. Yani yüklem olacak. Diğer temel ögesi de Ronaldo olacak. E tabii ki nesneler, zarf tanımlayıcıları veyahut da işte e, yer tamlayıcıları bunları da ne olduğunu öğreneceğiz. Şimdi yüklemin ne olduğunu öğrenmiştik. Yüklem cümlenin en temel öğesiydi. Şimdi özele devam ediyoruz. Yükleme sorulan kim ve ne sorularıyla bulunuyor? An kim? Annes şeklinde de sorabiliriz. Öğrenciler dersi sesli dinliyor. Dinleyen kim? Öğrenciler. İstanbul Türkiye'nin kalabalık şehridir. Türkiye'nin kalabalık şehri ne? İstanbul. Ömer ödevlerini bugün tamamladı. Kim tamamladı? Ömer. Ödevlerini bugün tamla dediğimizde ise gizli özne var. O gizli özne olmuş oluyor. Kişiyi değer yargıları biçimlendirir. Biçimlendirir yüklem. Kim biçimlendirir? Cevap yok. Ne biçimlendirir? Değer yargıları özne oluyor. Karikatür her topluma sevilir. Sevilir yüklem. Ne sevilir? Karikatür. Bu da yine sözde özne oluyor. Fakat sözde özne konusu filç atısı konusu olduğu için bu da LGS'de gelme ihtimali yok. Gelelim nesneye. Özne'nin yaptığı işten etkilenen ögedir. Belirtili nesneyi kimi neyi sorularıyla, belirtisiz nesneyi ise ne sorusuyla buluruz. Öğrenciler dersi sessizce dinliyor. Neyi? Dersi. Belirtili nesne. Herkes kitap okumalı. Ne? Kitap. Belirtisiz nesne. Soruların dikkatlice çözülmesi gerektiğini söyledi. Söyledi yüklem. Kim söyledi? O söyledi. O neyi söyledi? Soruların dikkatlice çözülmesi gerektiğini söyledi. Bu da yine belirtili nesne oluyor Tonguç'un. Bu uyarı çok önemli. Cümleyi ögelerine ayırırken ...tamlamaları, deyimleri ve fiilimsilerin oluşturduğu yan cümleleri bölmeyiniz. Yani Ali yarın arkadaşını sinemaya götürecek diye bölebilirsin. Çünkü bu cümlede fiilimsi yok. Ama Ali'nin yarın arkadaşını sinemaya götüreceğini duydum diye bölmen gerekiyor. Duydum yüklem, ben duydum gizli özne. Ali'nin yarın arkadaşını sinemaya götüreceğini fiilimsinin oluşturduğu yan cümle olduğu için... ...ve burası nesne oluyor, bölemiyoruz arkadaşlar. Yer tamlayıcısına baktığımızda cümlenin anlamını yer, yön, bulunma, yönelme, ayrılma açısından tamlayan öge nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden sorularıyla bulunuyor. Emre bunu nerede unutmuş? Evde, yer tamlayıcısı. Herkes nereye gidiyor? Özlemini çektiği yere, yer tamlayıcısı. Öğrenciler neyden nefret eder? Zor sorulardan, yer tamlayıcısı. Evet hocam. Evet, bence de evet Tonguç'um. Sınav sonuçlarını müdür beyden öğrenelim. Kimden? Müdür beyden. Bu da yine yer tamlayıcısı oluyor. Zarf tamlayıcısı ise ne zaman, neden, nasıl, ne kadar, ne ile gerçekleştiğini bildiriyor yüklemde belirtilen işin. Mesela Ömer Kerem yola çıkacakmış. Ne zaman? Haftaya. Eviniz güzelmiş. Ne kadar? Çok. Öğrenciler ağlıyordu. Neden? Sevinçten. Emre kazandı. Nasıl kazandı? Çalışarak kazandı dediğimizde. Bunların her biri ne zaman, ne kadar, nereye sorularına cevap veren zarf tamlayıcısı oluyor. Burada bir uyarımız var. Nereye sorusunu sorduğunda... Dışarı çıkıyor dersen zarf tamlayıcısı oluyor. Nereye çıkıyor diye sorduğunda eğer dışarıya diyorsa ek aldığı zaman yer tamlayıcısı oluyor. Vurguda yükleme en yakını olan öge, vurgulanan öge. Nerede unutmuş? Sınıfta unutmuş. O zaman burada yer tamlayıcısı vurgulanmış. Dün unutmuş, zarf tamlayıcısı. Neyi unutmuş? Nesne. Dediğimizde burada yükleme en yakın olan ögeler, vurgulanan ögeler oluyor. İsim cümlelerinde ise vurgu yüklemde oluyor. Tonkuş evladım benim. Ara söz ise herhangi bir ögenin açıklayıcısı olabilir ya da cümle dışı unsur olabilir. Mesela özlemini çektikleri yere dönüyorlardı. Nereye? Özlemini çektikleri yere yani yeşil yurta dönüyorlar. Bak yeşil yurta esasında buranın açıklayıcısı olmuş. Bazen de cümle dışı unsur olur. Bu olaydan sonra sen de anımsayacaksın oraya hiç gitmedim. Sen de anımsayacaksın cümle dışı bir unsur olmuş oluyor. Evet 5 dakikada bitirdik. Ödüllü sorumuzu yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve LGS son tekrar sözeldeki Türkçe sorularına mutlaka çözün. Hadi bakalım sınavınıza başarılar.